Yani Olsun. Türk insanı aslında gıda yoluyla bir soykırıma uğradı. Doğru. <laughs> Çayda, kahvaltıda siz bunu yerseniz ya, ya 30 yıl, 40 yıl sonra geldiğiniz nokta bu. Bu yalan, bu yanlış, bu yönlendirme Rockefeller'ın damadı Amerikan sağlık sisteminin başına geçti. İşte o bizim kara günümüz. Ne oldu Muhammed Ali? Rahmetli Bülent Ecevit'i hatırlayın adamı yaşayan cenazeye evet, döndürdüler. O boğazımızı dışa bağımlı hale getirince bu sefer de o insanların, o ülkelerin ilaç firmalarına bağımlı oldu. Çünkü bunlar hastalık değil, beslenme bozukluğu. Erzurumluyum. Benim memleketimde hayvancılık kalma. Teslim. Hocam bu çok acı bir cümle. Bağımsızlığımızı teslim etmedik. Ama boğazımızı teslim, teslim et. ettik. Amerika'nın mısırına, Kanada'nın mercimeğine, X firmasının tavuğuna muhtaç. Süt kemik erimesi yapar. Tam aksi. Evet. Gıda sektörü sütü savunmak için sizi kullanır. Bu yüzden mi aklın varsa beslenme diyorsunuz? Evet. Bur tereyağı kalp krizi geçirmenize engeller. Nasıl bir tehlike ve tehdit görüyorsunuz? Söyleyeyim ben size her evden kanser vakası çıkacak. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalındasınız. Çok çok sevdiğiniz bir isim ikinci defa bizimle. Bakalım bu programda da biraz şimşekleri üzerine çekecek mi? Çünkü geçen programda söyledikleri hasebiyle ezberleri bozan bir isim olduğu için azıcık şimşekleri de üzerine çekmişti. Bugün o kadar çok konuşacak konumuz ve o kadar önemli kritik noktalar var ki lütfen bizimle kalın. Bir de seminer hediyemiz olacak çok beklettim konuğumuza hemen merhaba demek isterim. Doktor Ahmet Çiçek bir kere daha bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, az önce söylediklerime siz de katılıyorsunuzdur. Çok sevdi. İzleyici böyle bu yayınla bir bağrına bastı Ahmet Çiçek'i. Ama aynı zamanda kimi söylemlerinize fazlaca itirazlar da geldi. Onlardan bir tanesi süt sağlığa zararlıdır dediği içindi. Şimdi. Bebek mamaları zehirdir dediği içindi. İlk başta bir İlk iki programa dair bir görüşlerinizi alayım, sonra bugünkü konularımıza geçelim. Tamam. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, tepki iyi bir şeydir. Sağlıklı olursa, güzel olursa, öğretici ve en önemlisi de sağlıklı değil saygılı olursa. Şimdi çok tepki aldım, evet. Çünkü alışılmışın dışında bir şeyler söylüyorum. Çok güzel. Dönüşler de var çok, çok. ama e, şöyle söyleyeyim size süt konusunda e, ben toplumumuzun bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum çok saygı duydum. <laughs> Çünkü e, rakamlara bakıyorum günlük süt tüketimimiz iki parmak çay bardağıyla. O kadar az mı? Evet ortalamamız bu. <laughs> Bütün yaygarı bu. o iki parmak evet. için mi? Şimdi burada bir açıklama getireyim ben size e, süt sağlığa zararlıdır bu bir gerçek. Bu çalışmalarla ama bu tekrar söyleyeyim bu bilimsel çalışma tırnak içinde e, çok yanıltıcı. E, çünkü e, yapılan çalışmaların yüzde onu sadece bilimsel çalışma. Geri kalanı ilaç firmalarının gıda endüstrisinin desteklediği parayla yaptırdığı çalışmalar. Şimdi e, sütün özellikle vücutta metabolizmaya olan etkileriyle ilgili koca bir kitap yazdı. Ben şunu tavsiye ederim. Önce okusunlar. Kulaktan dolma bilgi tehlikeli. E buyurun, buyurun. Şimdi kitaplarını da çok sordunuz o programdan sonra hocanın. Üç harika kitabı var. Yenisi de yolda gelecek inşallah. Aklın varsa beslenme. Biz de bugün aklın varsa beslenmeden ağırlıklı olarak gideceğiz. İnanılmaz konu başlıkları seçtim bu kitaptan. Size lütfen okuyun, okutturun. Herkesin evinde bulunmasını öneririm. Aklım varsa beslenmeden sonra bir diğer kitabı Ne renk bilinçaltının renk haritası yine Doktor Ahmet Çiçek ve Türkler için NLP seni değiştirebilirim Doktor Ahmet Çiçek kitaplar böyle. Hocam hemen hediyemizin duyurusunu da yapalım. Buyurun. Seminerlerine de inanılmaz bir ilgi var hocanın. Geçen programlarda hediye etmiştik. Bu programa özelde hocanın 3 Mart İstanbul'daki seminerini 5 izleyicimize hediye edeceğiz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Instagram'da Yayının videosunun altına bir arkadaşınızı etiketleyin kazanma şansınız olsun. Hocam Hı. ben böyle özetledim. Tamam ben küçücük bir şey söyleyerek artık bu süt konusunu kapatmak istiyorum. Ee, benim bahsettiğim iki parmak Nescafe'nize koyduğunuz ya da işte canınız istemiş bir bardak süt içmişsiniz. Bundan bahsetmiyorum ben. Benim kastettiğim çocuklarınıza küçüklüğünden itibaren dayadığınız sağlıklı olduğuna inandığınız ve her gece içine işte o çikolatalı tatlandırıcılar işte bal vesaire koyarak verdiğiniz sütler. Şunu çok merak ediyorum. Bize bugüne kadar hep dendi ki süt için özellikle kadınlar kemik erimesinin önüne geçer. Yanlış. Heh. Yanlış. Yanlış mı hocam? Süt kemik erimesi yapar tam aksi. Evet, çok basittir mekanizma, çok basittir. Kitapta uzun uzun anlattım. Bu arada bu bir tıp kitabı değil. Ee, herhangi birinin okuyup anlayabileceği bir dil kullanmaya özen gösterdim. Ee, herkes anlayabilir okuduğunda. Şunu Hı. söyleyeyim size, süt asidiktir. Vücuda süt içtiğinizde aside döndürürsünüz. Asidi bloke etmenin tek yolu kemiklerden kalsiyum salmaktır. Yani süt içtiğinizde vücut o sütü bloke etmek için kendi kemiğindeki kalsiyumu harcıyor. Şimdi ve kitapta bir örnek verdim. En çok kalça kırığı İsviçre'de görülüyor. Hiç görülmeyen veya çok az görülen yer de Hindistan. Çünkü Hindu dininde inek kutsa. Süt sütü içmiyor, eti yenmez. Eti yenmez. Daha komiye. Hı. E, Çinliler süt içene köylü derler aşağılarla şimdi Atatürk köylü milletin efendisi demiştir bizim bakış açımız bu daha farklı evet ha, ben de köyden gelen biri olarak sakın bunu da sarmasınlar diye parantez çekelim keşke köyümüz çiftliğimiz topraklarımız ürünlerimiz ah keşke, ah keşke öyle ah keşke, kalsaydı keşke dünyadan haberi yok süt içiyor diye algılarlar küçümserler şimdi size şunu söylemek istiyorum Çiftçiden, örneğin Bayındır'dan, Tire'den, İzmir için söylüyorum. 3-5 liraya aldığı sütü şu anda markette size bu fiyata içiren gıda sektörü sütü savunmak için sizi kullanır. Kusura bakma. Bilimsel yayınlar aracılığıyla yapar bunu. Tabii ki bunu Trak yapar. Tırnak bilimsel Kesinlikle. yayınlar. Kesinlikle. Ve şöyle söyleyeyim. Evet, ben de ilk meslek hayatımın 10 yılında o tıp kitaplarından yorum yapmadan eleştirel bir gözle bakmadan ben de hastalarıma süt için dedim şu dedim bu dedim ama süt konusunu kapatalım İçiyorsanız için bana ne çünkü çok ilginç itiraz edenin birinin şeyine baktım instagram profiline çok güzel küfretmiş bana ama şöyle bir gerçek var küfreden dondurmacı Ha işi sütle. Ya şimdi ben bunu nasıl ciddiye alayım? Ya bir de işe şu tarafından bakanlar da oldu. Bir kere de ben altını çizeyim sonra hemen soruma geçeceğim hocam. Ee, i̇şte bu yapay et, süt her şeyin yapayında yapan bir <laughs> küreselce mekanizma var ya. Tamam bunları da yayınlarımızda konuşuyoruz ve kıyasıya eleştiriyoruz zaten. Biz her şeyin doğalının peşindeyiz. Ne dedi? Kapımıza eskiden süt getiren amcayı eleştirmiyoruz. Yani hocaya şöyle dediniz. Ay küreselcilere mi hizmet ediyoruz? Evet. Hoca gıda ilaç sektörüyle küreselcilerin tekerine çomak sokan biri zaten. Şimdi e, çok kolay bir yafta hı hı. vermek. Şimdi hı hı. E, bu işte küreselciler eti ortadan kaldıracakmışlar. Şu olacakmış, bu olacakmış deyip duruyorlar. Hı hı. E, aksine ben seminerlerimde espri yapıyorum. İşte et kanser yapıyormuş. Şimdi öyle bir dillendirildi. İlginç bir şeydir. Şu sıralar ete güzelleme dizmeye başladılar. Instagram'ın her şeyden anlayan Algo kişileri. Evet yani şimdi de şey dizmeye başladılar. Ee, arkadaşlar ben Erzurumluyum. Kahvaltıda bile cağ kebabı yerim. Gözünün yaşına bakmam. Özgür'ün kardeşimin bu bütün seminerlerimi organize eden Özgür'ün çok güzel bir veciz sözü var. Diyor ki et yemeyeceksek niye çalışıyoruz? Doğru. <laughs> Bizim felsefemiz bu. O yüzden de Küreselcilerden bahsederken şunu tartışsak ya, e, Erzurumluyum, benim memleketimde hayvancılık kalmadı. Şunu tartışsak ya, samanı X ülkesinden, eti Y ülkesinden ithal edip, getirip e, bu ülkede tüketiyoruz. Ve çok pahalıya tüketiyoruz. Ve şey deniyor bana, hocam et yemeli miyiz? Yiyin kardeşim diyorum. Çünkü kanser olacak kadar et yiyecek paranız yok. Yok. Tam da ben işte böyle başlamak istiyordum söze. Hocanın kitabından bunu sizlere aktarmak isterim. Bağımsızlığımızı teslim etmedik ama boğazımızı teslim ettik. Teslimlik. Hocam bu çok acı bir cümle. Bağımsızlığımızı teslim etmedik ama boğazımızı teslim, teslim, teslim et. ettik. Çünkü bakın e, ben ısrarla şunu vurguladım. Evet. İstanbul niye fethedilemedi yıllarca biliyor musunuz? İstanbul'un bostanları vardı. İstanbul'un çayırları vardı. İstanbul Bizans şehir olarak kendi kendine yeten bir şehirdi. E şimdi biz mercimek yemek için Kanada'ya borçluyuz. X gıdayı Meksika'dan fasulye ya savaştaki Suriye'den patates alıyoruz. Şimdi bunun nedeni şu. Ee, küreselci küreselci dedikleri. Senin ülkende lahmacun ve pide varken sen burgerler zinciri açtın. Sen marka önemli değil. Fesfus zincirleri açtım ve hayatın eee gailesi o koşturmacası içinde çok doğuşuna gitti. X uygulamayla pat kapında. <laughs> ve biz eee Evet bağımsızlığımız hala bağımsız bir cumhuriyetiz. Ama şunu söyleyeyim size Amerika'nın mısırına, Kanada'nın mercimeğine, X firmasının tavuğuna muhtaçız. Bu yüzden mi aklın varsa beslenme diyorsunuz? Evet. Burada bir ironi var. O ironiyi anlatalım. Şöyle anlatayım size. Biz ben ısrarla şunu söylüyorum. Ee, metabolik hastalıklar diye tarif edilen hastalıklar var. Başında diyabet geliyor. Hı hı. Ee, hiperlipidemi, kolesterol yüksekliği, ee, kalp krizleri, kalp damar tıkanıklıkları, obezite ve uzuyor. Haşimatosu var, romatoid artriti var. Hepsinin ortalama beslenme kanser var. Yani metabolik hastalıkların yanında bir de kanser gibi ya da artrit gibi kronik insanı oldukça hırpalayan durumlar var Ben şunu iddia ediyorum 1970'lerden sonra beslenme şeklimizi o boğazımızı dışa bağımlı hale getirince bu sefer de o insanların o ülkelerin ilaç firmalarına bağımlı olduk Çünkü bunlar hastalık değil beslenme bozukluğu Burada temel nokta budur ve buradaki kri kritik e, kimyasal da fruktozdur. Beslenme düzelirse hangi hastalıklar tarihi olur hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Safra kesendeki taşı eritemem. E, ama ne bileyim işte bel fıtığını geçiremem bir yırtık <laughs> vardır. Ne bileyim omuzunuzdaki bir <laughs> fiziksel bozukluğu geçiremem. Fakat demans olmanızı engellerim otistik çocuk doğurmanızı engellerim. Diyabet başta olmak üzere kalp damar hastalıkları ve bir sürü alerjik e, immün sistem bozuklukları, kanseri engellerim. Bir şey soracağım size. Niye hayvanlar kalp krizi geçirmiyor? Ya doğadaki hayvanlar. Niye doğadaki hayvanlarda hiperkolesterolemi yok? Şimdi eğer Beslenmeden bahsediyorsak et yiyen aslanı var, kaplanı var. Niye <laughs> onlar hiperkolesterole olmuyor? Doğada niye kanser yok? Niye hocam? Söyleyeyim ben size. 70'e kadar aslında mağara adamına yakın besleniyor. Yani aslında avcı demeyeceğim. Toplayıcı bir beslenme <laughs> tarzımız vardı ve gıdaların kimyasal yapısıyla da oynanmamıştı. Yani gıda laboratuvarda üretilen bir meta haline dönmemişti. Fakat 70'te bir Japon mısır şurubundan fruktoz elde etti. Şimdi basit bir örnek vereyim size. Diyabet hastalığında hangi ta tahlili yaptırıyorsunuz? Ne ölçülüyor diyabet tanısı için Kanda. Kan şekeri. Hangi şeker? Ee, bilmiyorum hangisini. Glukoz. Glikoz. Glikoz. Glukoz bilirsiniz yani ha, evet. ben söyleyince evet. bilirsiniz. E, glukozun diyabetle ilgisi yok. Şimdi kıyamet kopacak gene. Glikozun diyabet hastalığı. Yok. Evet, diyabet diye tarif edilen mikroanjiyopati ile giden, vücudu düşüren, Aha. köreden, ayak kesimine ne bileyim bacak parmak kesimine, böbrek yetmezliğine giden bir durum diyabet. Ama diyabetin nedeni glikoz değil. Ne? Söyleyeyim ben size. Fruktoz. Şimdi o da şeker. Acı olan şu Laboratuvara gittiğinizde doktorunuz sizden glikoz ölçülmesini istiyor. Fruktoza bakmıyor. Bakılmıyor. E peki şimdi birkaç küçük noktayı vurgulayayım. Burada uzun uzun anlatamam ama şimdi seminerlerde anlatıyorum, e, kitabı yazdım anlatıyorum. Bakın. Fruktoz metabolizması diyabetin nedenidir. Şöyle basitçe anlatayım, çok uzatmadan glikoz kandan karaciğere gider, glikojen olarak depolanır. Ya fazlası varsa yağa dönüşür, olanı da yakılır. Ne zaman hastalık yapacak? En fazla obez olursunuz. Yani glikoz tüketemediğinizde ya da glikozu harcayamadığınızda obez olursunuz. Peki glikozu niye harcayamıyorsunuz? Çünkü fruktoz Glikozun hücre içinde tüketimini engelliyor. Biz fruktozu nelerden alıyoruz? Her şeyden. Her şeyden. Şöyle söyleyeyim, kapalı gıdaların neredeyse hepsinde var. Mısır şurubu şekeri diye geçiyor. Hocam sistemi kurmuşlar. Evet. Ve diyabet en ekmekli işlerden biri. Çok. E, doktorlar çok. açısından ilginç bir şey söyleyeyim. Nereden? Çikolatalı krema satan firma niye şeker düşürücü ilaç üretir? Acı olan ne? Bakın. E, Bakış açımızı değiştirmeliyiz. Şeker düşürücü ilaç. Ya siz bahçe hortumunu düğüm atıyorsunuz suyu kesmek için. Şimdi bu suyu kesmelisiniz, bu suyu kapatmalısınız. Şekeriniz niye yükseliyor biliyor musunuz o kandaki şeker? Harcanamıyor. Harcanamama nedenini de söyleyeyim çok böyle kimyaya girmeden. Vücudun enerjiye dönüşen yakıtı glikozdur tamam. Fruktoz dönüşmüyor. Fruktoz vücutta yani spor salonunda koşuyorsunuz koşuyorsunuz koşuyorsun, hmm. havalı havalı portakal hmm. suyu içiyorsunuz ya ben gülüyorum size. Çünkü onun size enerji verme ihtimali yok. O ne yapıyor biliyor musunuz? Bilekiz şeker yüklemesi mi yapıyor? Hayır daha kötüsünü yapıyor. Ürik asite dönüşüyor. O ne yapıyor? Ürik asit damar sertliği yapıyor. Aha tansiyon ol. Aha kalp krizi geçireceksiniz. Daha önemli bir şey yapıyor. Beyindeki leptin hormonunu bloke ediyor. Tanıdık geldi mi? Tokluk hormonu. Hı hı. Şimdi leptin hormonu bloke olursa doyma ihtimaliniz yok. Ben doymuyoruz hiç. E, doyamazsınız şu anda Türkiye'de veya dünyada birinin yemek yiyip doyma ihtimali yok. Nedenini söyleyeyim size. İstanbul ekmeğin bile... Yani İstanbul Büyükşehir'in ürettiği ekmeğin içinde bile 2,6 gram fruktoz var tatlandırıcı olarak. Şimdi fruktoz leptini bloke ederse tokluk duygusu kaybolur. Acıkırsınız. Niye meyve yiyince acıkıyorsunuz? İş düşünün. Evet, me meyve yiyince acıkırız doğru. E çünkü fruktoz, fruktoz meyve dikeriyor. şekeridir. Bir başka konu daha tehlikeli kısmını söyleyeyim size. Fruktoz mısır şurubu şekerinde ayrışmıştır. Örneğin sofra şekeri. Şunu baştan söyleyeyim. Şeker eşittir zehir. Tamam. Onu koyalım kenara. Ama e, bakın doğa kendi dengesini kurmuştur. Yani e, bir insan, insan olarak yaklaşık 100 bin yıldır akıllıyız. 1 milyon yıldır da ayaktayız. Geziniyoruz ortalıkta ve besleniyoruz. Besleniyoruz doğru. İnsanoğlu. Daha önce şekeri yani glikozu fruktozla çok eser miktarda tüketiyordu. Yani aldığı glikoz enerjisini anca karşılıyordu. Aradaki fruktozun başka bir fonksiyonu daha var onu söyleyeceğim size ama siz bugün 70'lerde 60'lardaki birine göre kafadan 300 kalori fazla yiyorsunuz. Ve o 300 kalorinin tamamı da fruktoz. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. Reaktif hipoglisemi denen o havalı teşhis nedir? E bilmiyorum hocam. Çok da söyleyeyim. söyleyeyim benim seminerlerime katılıp işte aç kalacağım birazdan elim ayağım titriyecek ha. Ayılacağım bayılacağım tatlı krizi diyorlar ya. Ve ben de onu 5 dakikada çözüyorum ya orada akşama kadar oturup. Hiçbir şey yemeden elleri ayakları kesilmeden oturuyorlar ya ve şaşkın çıkıp gidiyorlar. Bölmemek için araya girmiyorum nasıl çözüyorsunuz diye ama bir yerde konuşacağız nasıl çözdüğünü. Tamam ben, ben onu buradan vereceğim size. Ben tamam. e, daha önce Sözünüzü de size basit bir devam edin. egzersiz vermiştim. Gene bunu vereceğim ve tatlı krizini çözeriz sizin kolay. Bakın fruktoz eğer alınması gereken şimdi burada da meyve zararlıdır diyorum ya gene ayaklanıyorlar. Allah Allah kıyamet kopuyor. Meyve nasıl zararlı olur? İşte biz vitamin alıyoruz. Şu bu hiçbir alt aldığınız yok. Hiçbir şey almıyor muyuz? Ya biz alıyoruz. Alıyoruz ama aldığınız şeker, ürküttüğünüz kurbağadan daha fazla zarar veriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bir bardak portakal suyunda lifsiz yani sıktınız 10-12 kesme şekere denk gelen şeker var ve bu şeker de fruktoz. Bakın ne oluyor? Fruktoz eğer az miktardaysa aslında yardımcı bize. Yani çok eser miktardaysa. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Aldığınız vücut aldığınız şekerin %95'i glikoz, %5'i fruktoz. Sorun yok. Çünkü e, vücut... O aldığı fruktozda glikozu inhibe ediyor. Yani onun aşırı enerji üretmesini engelliyor. Hücrelerde de aksine kullanılmasını sağlıyor. Şeker almanızı da durduruyor. Fakat fruktoz ne yapıyor hücre içinde biliyor musunuz? Ee, enerji kaynağımız bizim ee, nasıl kolay anlatayım ki? Ya şöyle söyleyeyim. Benzinimiz bizi çalıştıran tamam, tamam. hücrelerimizi ATP adenozin trifosfat. Yani 3 fosforlu adenozin. Bu adenozinin üretilmesi için tıp eğitimi alırken şimdi hekimlerin birçoğunun tüyleri diken diken olur. Biz Krebs siklusu denen glikozun enerjiye dönüşüm siklusunu ezberletildi bize. Öğrendik ve delirirdik o biyokimya sınavlarında. E, fruktoz AMP diye bir yani adenozin bir fosfat adenozin iki fosfat ikisi birleşiyor enerji üreten bir maddeye dönüşüyor. Fruktoz AMP'yi bloke ediyor. Yani ürik asit. AMP olmayınca vücut enerji üretemiyor. Elimiz ayağımız titriyor. E çok basit. Bu kadar basit. İzleyicimiz bu anlattığıyla aklım varsa beslenme ironisini anlamıştır diye düşünüyorum. Ama çok çarpıcı bir bölüm var kitapta. Kulaklarınızı dört açın. Ey asil ve necip Türk milleti diye sesleniyor Ahmet Çiçek sizlere. Diyet, perhiz, rejim gibi faaliyetler hedefte Türk delikanlılarının ve genelde de Türk milletinin devamını engellemek için dış mihraklar tarafından gündeme getirilmiş şuurlu bir düzmecedir. Adım adım gidiyorum. Tamam. Hocam çok ilginç bir şey söylediniz. Evet. Nesle dönük yani Türk ırkına bakayım, dönük bir bu metin, proje mi? Evet, bu metin ee, ...Özgür'ün kebapçısındaki bütün menülerde yazıyordu ve oradan yaygınlaştı. Hı hı. Ee, şimdi size şöyle söyleyeyim. Ee, 1909-1912 arasında Rockefeller'ın damadı Amerikan sağlık sisteminin başına geçti. İşte o bizim kara günümüz. Ne olduysa ondan sonra. Evet çünkü şöyle örnek vereyim size... Ee, ilaca ihtiyacı olmayan tıbbi yöntemleri uygulayan bütün doktorları afaroz ettiler. Yani çok basit iyileşmeleri olan tecrübeyle sabit deneyimli hekimleri burada şey anlaşılmasın. Hurafe yöntemlerden bahsetmiyorum. Abuk sabuk yöntemler değil. Ee, geçmişten getirdikleri deneyimlerini uygulayan ama ilaçsız tedavi eden hekimleri afaroz ettiler. Öyle, öyle. Hatta hapse attılar. Çünkü ilaçla tedavi yapılacaktı ve burada şöyle bir şey, iki yöntem kullanıldı. Yedir hasta et. Nasıl yedireceksin? E, yüzyıllarca biz et yedik. Yüzyıllarca yani tarım toplumuna geçtik, e, kabile sistemine geçtik, et yedik, ot yedik, ne bulduysak yedik. Ortalıkta hastalık yok. Ama 70'lerden sonra sanki sihirli bir el değdi ve ilaçsız yaşayamaz oldu. Pıtırak gibi hastalıklar art artmaya Peki, başladı. Peki şunu sorayım size. Tansiyon ilacı tansiyonu iyileştiriyor mu? Hayır. Şeker ilacı şekeri iyileştiriyor Hayır. mu? Hayır. Baskılıyor diyebiliyorum ben. Şekeri düşürüyor. Hı -hı. Tansiyonu düşürüyor. İyileşme yok. Yok. Depresyon Dur. ilaçları Depresyon ilaçları. En komik depresyon ilaçları depresyon yapıyor zaten. O ayrı bir dünya, yani o apayrı bir dünya artık şu yapıldı. Önce bir hastalık icat et, ünlülerle bunun reklamını yap, sonra da ilacını çıkar ve sat. Ünlülerle nasıl yapıyorlar reklamını? Şöyle yapıyorlar, e, Muhammed Ali'nin Alzheimer oluşunu ya da parkinson'u özür diliyorum, evet, Parkinson, Parkinson oluşunu kimse sorgulamadı. Kafasına çok yedi de. Evet, öyle ee, Bir sürü Darbe doksör aldı. var. Ne oldu Muhammed Ali? Şimdi bir sürü boksörün içinde en ünlüsü Muhammed Ali. Ve Parkinson oldu. Evet. Şimdi rahmetli Bülent Ecevit'i hatırlayın. Adamı yaşayan cenazeye evet. döndürdüler. Evet. ilaçlarla. Evet. Ve şimdi e, bu kadar göz önünde insanlarla bu kadar yaygara yaparsanız toplumda bir korku yaratırsınız. Ben de öyle olmayayım. Evet kilit budur korku. Bakın şimdi bunamadan bahsediliyor. Demanstan korkuluyor ve adına Alzheimer diyorlar. Arkadaşlar tıp kitapları yazar. Alzheimer hücre dejenerasyonudur beyinde. 19 yaşında olmaz. Geçen gün gazetede okudum. 19 yaşında ilk en genç Alzheimer hastası. Bu yalan, bu yanlış, bu yönlendirme. 19 yaşında Alzheimer olmazsınız. Fakat Çocukluğunuzdan itibaren o mamalarla beslenip mamaların yüzde 42'si fruktoz ardından anneniz size portakal suları bilmeden bu arada anneleri suçlamıyorum artık suçlarım bu kitabı yazdım artık biliyorlar buna rağmen ısrar edip de karşıma çıkarlarsa suçlarım artık ben açıkladım burada e, o fruktozu ve ardından da hayatları boyunca işte hazır gıdalar, fast food'lar, bunun bisküvisi var, şuyu var. Bunlarla beslenen 19 yaşındaki bir gencin Alzheimer olduğunu duyarsınız. Bu Alzheimer değil. Bu tip 3 diyabet. Nedeni fruktozdur. Tıpta daha yeni tanımlanıyor. Hocam biz böyle beslenmeye, bu söylediklerinizi yapmaya devam edersek Nasıl bir tehlike ve tehdit görüyorsunuz? Söyleyeyim ben size 2050'lerde iki kişiden biri otistik belirti gösterecek bir. Ee, her evden kanser vakası çıkacak iki. 40 yaşı geçen herkes neredeyse çok abartılı gelebilir böyle korku. Ben felaket tellallığı yapmıyorum çünkü çözümü çok basit. Yani çok kolay o yüzden de ne olacağını bir bilin. Kalp krizi. Bakın ben İzmir'de çalışıyorum. İzmir'de acil serviste 46 yaşında doktor iki gün önce kalp krizi geçirdi. Adam Öldü. Krizi. Öldü. 46 yaşındaydı bu adam. Hayatının en bilgili, en yoğun, en iyi çalışabileceği şekildeydi. Diyabet hastası neredeyse 40 yaşını geçen herkes şu anda diyabet hastası. İlaç kullanıyorlar. 40 yaşını geçip ya kolesterol ya diyabet ya tansiyon ilacı kullanmayan yok. E şimdi Şöyle söyleyeyim size. istediklerini yaptılar. Gıdalarımızı bozdular. Geldiğimiz noktada hastayız artık. İnsan doğasına dönmek için hala vakit var diyorsunuz ama bir taraftan. Hocam şöyle çok kısacık. Bunları bunları hayatınızdan çıkarın. Bunları bunları yapmayın. Meselemizi de şu şekilde düzenleyin deyin. Diyeyim. Bir mesaj verelim. Tamam, size. Çok basit, çok basit. Çözüm de istiyorlar ya. Elbette, zaten şöyle söyleyeyim, en nefret ettiğim şey atıp tutu felaket tellallığı yapıp çekilmektir. Bu, bu çok kolay. Korkutursunuz insanı. Ben korkutmuyorum. Bakın, ben uyarıyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Ee, geçenlerde bunu açık ve net söyledim. Ee, fikir başka şeydir, bilgi başka şeydir fikre saygı duymak zorunda değil. Siz de değilsiniz. Ama bilgiye saygı duymak zorundasınız çünkü bilgi mutlaktır. Mutlaktan kastım da şu. Su 100 derecede kaynıyor bir bilgidir. Bitti. Bitti bu deneysel olarak gösterilmiştir. Şimdi söyleyeyim size sorunuza cevap. Yani şu kitabı okuyan, seminerlere katılan, en azından şu programı izleyen bir kişi nasıl düzenlesin? Söyleyeyim size. Hani meşhur piramitler var ya Hmm. Bakın en üstte o tatlıları, şekerleri, alkolü, meyveyi o üçteki küçük üç, üçgene koyun üstteki. Bakın yemeğin demiyorum. Vücudun bir tolerabilitesi var. Yani vücudunuz sizin yediğiniz bir elmayla uğraşmaz. Bu öyle bir derdi yok. İçtiğiniz Nescafe'deki sütle uğraşmaz. Ama siz ne dedim? Ee, çocuğunuza 500 mililitrelik bardakta üstüne şekeri, balı gömerek içirip tok karna uyuttuğunuzu ay çok iyi uyuyor çocuk. Uyumuyor, bayıldı o çocuk. Siz bu şekilde iyi anne olduğunuzu düşünüyorsanız hata yapıyorsunuz. Hocam nesil de tehlikede. E, Buradan sorun bakınca. Orada. Evet ben ben bakın e, bağırasım geliyor. Böyle inanın Gerçekten duyarlıysanız, gerçekten geleceği görüyorsanız şunu söyleyeyim. Herkes e, kendi meşrebinde mücadele eder. Ben hekimim. Ben buradan yürüyeceğim. Ben burada sesimi yükselteceğim. Söylüyorum size Avrupa Birliği'nde fruktoz yasak. Kullanamazsınız. E, Amerika bunu üreten ve ilk icat eden Amerika'da kota yüzde iki. Bizim ülkemizde yüzde on beş. Nesil mi kalır? Hiçbir şey kalmaz. Yüzde on beşten bahsediyorum. Bugün bebek mamalarında verilen... Şimdi çocuğum sütten kesildi ne yapayım diye anneler feryat ediyor. Ben size söyleyeyim biraz araştırsınlar Allah aşkına. Ben bu konuda bir canlı yayın yaptım. Ee, tamam canlı yayını izleyen anneler azıcık anladılar ama... Şunu söyleyeyim size... Ee, Çocuğa mama vermeyeyim ne yapayım? E ver kanser yap o zaman. Ya ben ne yapayım sana? Ben sana yanlışı göstermek zorundayım. Doğruyu da e, diyet bilginleri, gıda mühendisleri, çocuk doktorları gösterecek. Ama ne kötüdür ki bugün çocuk doktorları ilaç firmalarının desteğinde bebeklere mama öneriyorlar. Beslenme düzenlenirse birçok hastalık tarih olur diyor. Şey söyleyeyim şimdi kızacaklar. Formül veriyorduk tabi. Şey e, üçgeni tamamlayayım Heh, ben kızacaklar evet. şimdi yarım bıraktığınızda daldanlara konu çok geniş. Aynen. Şimdi bak devam edeyim. Bu aradaki o tatlılar Hı -hı. bölümünü kendinizi kasmayın, kısmayın. Şöyle söyleyeyim ben gerçi şu anda Hatay kalmadı ama Hatay'a gittiğimde künefe yemeyeceğim mi kardeşim? Yeriz. Of gömerim. Öyle güzel yerim ki ya da gelmişim İstanbul'da çok ünlü bir tatlıcıdayım lan yerim. Ama her yemekten sonra tatlı yiyorsanız yok kardeşim. Bu şımarıklığa vücudunuz tahammül edemez. Ha dayanamıyorum bunu anlatacağım şimdi. Birazdan ne yapacağınızı sizinle örnekleyeceğim. Çünkü seminerlerimde bunu yüz yüze yapıyoruz. Bu egzersizi verebilirim. Çok dertleniyorlar. Ya niye her şeyi böyle videoda anlatmıyorsun? Olmuyor kardeşim. Olabileni zaten veriyorum. Devam edeyim. Orta kısma etleri ve yağları koyun. Yağdan kastım tereyağı, kuyruk yağı, e, zeytinyağı ve e, Hindistan cevizi yağı. Geri kalan yağları atın evinizde. Atın. Bunlar sıkıştırılmış tohum yağlarıdır. Bunlar başınıza çok iş açar. Tamam hocam. Üç. Ha, et ne kadar yiyeceğiz? Yiyin anacığım. Paranız varsa yiyin. Evet, Yoksa yiyin. zaten belli oran. Zaten tüketiyorsunuz. dönüyor köfte tüketiyorsunuz. Çünkü şey e, bu arada bir parantez açayım. Köftesiyle övünen şehirler bir daha düşünsünler. Köfte etin çoğaltılma yöntemi. Yani? Yani o şehrin fakir olduğunu gösterir. Ha. <laughs> Tabii köfte bir çoğaltma yemeği doğru. Tekniğidir. Yani o yüzden bizim köftemiz var diye hava atmayın. Fakirmişsiniz zamanında. <laughs> Parça et yememişsiniz şaka bir yana. Ülkemizin her bir noktasının köftesi güzel. Evet, şaka Değil bir yana. İyi doğru konuşalım. Şaka bir yana. iyi de olmuş. bir tek bu konuda Yozgat şanssız. Demirbaş Şar Norveç kralı Aha. savaşa savaşa geliyor Osmanlı'ya sığınıyor. Bir süre Yozgat'ta kalıyor. Yozgat'taki köfteyi götürüp İsveç İsveç'te. köftesi diye Ikea'da bize ha, satıyorlar. Ha, e, Ikea köftesi diye ha, şimdi yani onun kökeni Yozgat'tan. Doğru, doğru. <laughs> Onu da söyleyeyim. Şimdi et yiyin, yağ yiyin. Şimdi burada bir yağla ilgili de küçük Hı -hı. bir hatırlatma yapayım. Yıllarca tereyağını suçladılar. Ben o zaman da şu soruyu soruyordum. Ya biz Erzurumluyuz. Benim dedemin evinde sarı yağ tüketilirdi. Sarı yağ tereyağının ısıtılıp o üst tortusunun alındığı... Yemeklik yağdır. Annem onu kullanırdı. Bakın bizim köyde adamın birinin bir kere safra kesesinde taş var diye gitti ameliyat oldu. Bunun için koşma yaktılar, türkü yaktılar. O kadar ender bir olay. ki. Birinin hastalanması yani safra kesesinde evet, ilgili için, bir ameliyat geçirmesi çok büyük bir olay oldu dese evet, ne kaç hocam? Sene. 80'e doğru işte 70-80 arası türkü yakıldı. Ben de orta 2'deydim gittim o türküleri derledim edebiyat öğretmenimizin isteğiyle. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar enderdi bu hastalıklar ve bizim oralarda tereyağı kullanılır. Ha bugün hekim olarak söylüyorum. Bakın fruktozun kitapta anlattım ikinci metaboliti trigliseriddir. Yağdır. Hı. Yani Yediğiniz meyveler yağa dönüşür, depolanır. Ama o dönüşen yağ VLDL dediğimiz çok küçük yoğunluklu lipoproteindir. Bunun özelliği şudur. Ürik asitle damarı bozdunuz ya hı hı. artık bu damarın içine girip yerleşip damar tıkanıklığı yapabiliyor. Fakat tereyağından üretilen LDL o büyüktür. Yapmıyor. O geçemez. Ha tereyağı kalp krizi geçirmenize engeller anlatabildim mi? Anlıyoruz yani, hocam anlamaz ama biz ya. Ama şöyle söyleyeyim Marshall yardımıyla sana vita yağını sana ayçiçek yağını yedirecek Amerika herkes bilir bu hikayeyi Türk'ü yaktırdı. Hocam e, geçenlerde paylaşıldı herkes de çokça paylaştı ve şaşırdı niye şaşıyoruz ki zaten diziler filmler aracılığıyla Hı -hı. popüler kültür aracılığıyla o mesajları sıkıştırırlar araya Hepimizin çok sevdiği bir dönemin bizimkiler dizisi. Evet. Bizimkiler dizisinde karşılıklı diyalogta. Evet, yağını kötülüyorlar. Evet. Margarini güzelliyorlar. Ya bu evet. hepimizin en sevdiği diziydi düşünün. Bir şey soracağım size. Geçmişteki TRT reklamları nasıl başlardı? İlk görüntü neydi? Ya reklamları olurdu. Hayır ben hayır şeyi söylüyorum. TRT'nin şeyi ne denir ona? Reklamın başlama, başlama şeyi. şeyi. Hipnoz çarkıydı. Ha evet hipnoz çarkıydı. E zaten mesajı vermişler seni uyutup bunu yedireceğim diye. Ah, yani hocam. Seni hipnoza sokup seni yedireceğim, satacağım Hı. bunu diye. Hayatımıza bunlar girmeseydi, anam babam usulü bildiğimiz o doğallıkta devam etseydik bu kadar hastalık olmaz Olmazdı. mıydı? Olmazdı. Bakın diyabet hastalık değildir, hipertansiyon hastalık değildir, haşimato hastalık değildir, romatizmal Yıpratıcı romatizmaları söylemiyorum. Belin bükülmüştür. Dizlerin yürümekten helak olmuştur. Ama romatoid artrit, ankilozan, spondilit, çölyak hastalığı, astım, alerji, ürtiker bunlar hastalık değil. Bunlar beslenme bozukluğu. Beslenme bozukluğu. Beslenmeyi düzeltirseniz az önce saydıklarında yaparsanız eksiğimiz kaldı mı orada hocam? Heh, Çözüm önerisi Alt, alt dedik. var. Alt otlar. Ot yiyin. Kardeş. Çok basit. Şimdi bir çok ilginç bir şey anlatayım size. Ee, kilisin bir köyüne mecbur hizmete gittim. Martavan. Şu andaki adı değişmiş. Hatta sağlık müdürlüğüne sordum ya öyle bir yer var mı diye. Yok da sen nereden biliyorsun dediler. Gittim o köye. <laughs> Köylünün biri bana iki tane koca lahana getirdi. Yeni doktorum da yani bismillah bir ay olmuş. Yahu dedim bu çok kim yiyecek? Aman doktor bey ineklere veriyoruz dedi. Yani ineklere verdiği lahanadan iki tane de bana getirmiş. Eli boş gelmesin diye. Acı olan şudur. 100 gram lahanadaki C vitamini ile portakaldaki neredeyse eşit. Niye lahana yemiyorsunuz da portakal yiyorsunuz? Da? Kalsiyum da öyle. Ve siz lahanayı ineğe yedirip inekten aldığınız sütle kalsiyum almaya çalışıyorsunuz. Ah Tamam otları hayatımıza sokalım. Evet ve şöyle söyleyeyim ya ot mu kaldı demeyin. Şöyle şu anda dünyanın İstanbul için söylüyorum en güzel sebze yetiştiren iklimine sahipsiniz. Dağı taşı çim yapıp aptalca ben bana göre aptalca başka şey düşünebilirler. Çimlendireceğinize kardeşim sebze sebzeyi. Sebze ekini o dağlara, taşlara, parklara. Hocam isterseniz balkonda bile yaparsınız. O bu işi kadar, saksılarda. Bakın Yeter ki şu, anda, ulaşmak şu anda bizim isteyin. sağlık ocağında brokoli, havuç, turp, lahana ektik olmasını bekliyoruz. Salgı ocağının arkası yani yapılır. Şu ey Necip Türk Milleti bölümünden birkaç yeri okumak <laughs> istiyorum hocam. Sonrasında da yine ekleyeceklerim var. İcabı halinde diyor hoca. 240 kiloluk top vermesini tek başına namlıya süren bir baba yiğidin, kalori hesaplayan, yoğurtlu kebabı reddeden bir züppe haline getirilmesinden daha büyük bir soykırım olabilir mi diyor. Yani Yok, Türk olsun. insanı aslında gıda yoluyla bir soykırıma uğradı. Uğruyor. Dünyada diyor. üçüncü dünya ülkelerinin yaşadığı şey budur. Bunu niye aldım? Benim dedemin dedesi eşeğiyle değirmene giderken eşeğin ayak burkuluyor, şey <laughs> oluyor. Ee, bir çuval buğdayla beraber eşeği sırtlayıp köye getiriyor. Yani e, Çanakkale'de top mermisini o namluya hı hı. süren Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı'yla benim dedem o kuvvete sahip. Aynı toprak, aynı maya aynı. ama sonra evet. biz dönüştük. Sonra biz kalktık. Dediğim gibi marşal yardımı saçmalığıyla, süt tozuyla, margarinle, ayçiçek yağıyla ve en önemlisi de e ee, bisküvilerle önce güneş hava su sonra bol gıda gelir. Akşama babacığım getir. 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 Reklamı. Hatırlar benim yaşlılarım hatırlar. Rakibi de vardı. Bir bilmecem var çocuklar. haydi, haydi sor, sor, sor. sor, sor. Çayda kahvaltıda yenir. Manyak mısınız? Acaba nedir? Nedir? Ha. <laughs> Çayda kahvaltıda siz bunu yerseniz. Ya ya Geldiğiniz ya. 30 yıl 40 yıl sonra geldiğiniz nokta bu oldu. E, tam onu da yarım kesmiş olabilirim eğer böyle devam ederse bu soykırım nihayetlenecek ve ortada Türk ırkı Türk nesli diye bir şey kalmayacak Bakın, böyle mi anlamalıyız? Şöyle söyleyeyim size kafası çalışan hmm. aklı olan insan kalmayacak. İnsanoğlu önce aptallaşacak sonra yok olacak diyor evet, hoca kitabında evet. bu, bu demek yani. Evet. Şurayı da okuyayım hocam. Okuyum, Hepinizin buyur. böyle moda haline getirdi. ay gidelim bir Asya mutfağı yiyelim ay, falan havalı cıvalı işleri bakın. Hoca nasıl anlatıyor ama öncesinde şunu okumak isterim. Ayrıca kör olası dış mihraklar kızlarımızın kebap, soğan, çiğ köfte gibi lezzetleri yiyen, bardak bardak şalgam su içen yiğitlerimize hanzo, kırı gibi sıfatlar takmayı öğretmişlerdir bir dönem. Bunlar çok meşhur da ağ hammacın mı yiyor Ağ çiğ köfte mi yiyor? Daha evet. hala bunun eserleri var hocam. Hala böyle düşünüyorum. Hayır, o kafadalar e, marka yemek yiyenler var. Canım şalgam suyu. Olsa da içsek <laughs> şimdi değil mi hocam? Ayrıca son yıllarda moda gibi gösterilmeye çalışılan Çin mutfağı diye bir şey yoktur. Bu sözde mutfak acayip zerzevatla, acayip mahlukatın tava içinde. Araya tenceli. girebilir miyim? Lütfen. Covid'de gördünüz. Evet. Gördünüz ne, bu, bu ne, yiyorlar? Ya, ya yani böyle bir beslenme yok ya Allah aşkına. Devam yok. edeyim mi hocam? E, tabii, bu o sözde mutfak acayip zerzavatla acayip mahlukatın tava tencere arası bir şeyde yarı pişmiş yarı çiğ olarak hazırlanıp insanlara sunulup eziyet olsun diye sopalarla yenmesinden ibaret bir hokkabazlıktır. Sakın kanmayın, sakın yemeyin, helal değildir. Helal değildir ya o espri, espri olarak espri, söylüyorsunuz. O espri. Su uyur düşman uyumaz diye tamamlamış. Aklın bes, e, varsa beslenme kitabında bu bölümü bilhassa okumanızı istiyorum. Çok hoş bir şey. Sivas'ta bir lokantaya oturduk. Erzurum'a gidiyordum. Lokanta menüsünün arkasına bu yazıyı koymuş bir kebapçı. E, bu hoşuma gidiyor. Özgür bunu kendi kebapçı şimdi. Işimle... Evet. Hali pür melalimiz evet, yani. Bu benim aslında şöyle söyleyeyim. İnsanlar bunu bilenler vardır bu metni. Ee, özgün metin bana ait değil. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim onu da. Hoca kitaba almış bu metni. Ben bunu kitaba Tabii. aldım. Onu bilsinler istiyorum. ya. Ama şey de söyleyeceğim size. Bakın. Ee, beslenme şu fizyon mutfaklar. Fizyon <laughs> mutfaklar. Şimdi Arkadaş ben tarihi çok seviyorum. Ee, Acem'den, İran'dan, Arap'tan, Yunan'dan, antik Yunan'dan ve Bizans'tan yani Roma'dan gelen bir mutfağın hatta Rusya'dan gelen bir mutfağın orta yerindeyiz. Dünyanın en zengin yemek kültürüne sahibiz fakat biz yemek programından geçinmiyoruz. Ve bayağı da izleyicisi evet. var. Arkadaş sen... Önce kendi mutfağını yaşa. Osmanlı mutfağı var ya dünyanın en güzel mutfağı. Tencere yemekleri hocam. İnanılmaz. Sen kalkıp bunu kaybedip açık söyleyeyim size. Mesela e, gidiyorsunuz o şef mutfaklarına hı, falan. Hı. İzmir'de var şimdi isim vermeyeyim. Var canım her yerde var. Var İzmir'de biz bir de çok ünlüymüş dedik. Gittik düdük kadar bir şey koydu <gülüyor> önüme. Mesih <gülüyorlar> işte ona hocam. Ya ne füzyonu orada herhalde atomlarına ayrılmış üç parça bir şey <laughs> Bir para ödedim asıl ben atomlarıma ayrılacaktım. Ya bu bu değil. Bir esnaf lokantasını yerine tutmaz, tutmaz diyorsunuz. Tutmaz yani o, o değil. O yüzden de kendi kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Özet niteliğinde birkaç maddenin altını çizeceğim. Lütfen eklemek istediğiniz varsa tamam. siz de hocam söyleyin. Birçok hastalık tarihi olacak eğer beslenmeniz düzenlenirse dedik. Programın ana teması zaten buydu. Evet. Yediklerinizi 200 derecenin üstünde pişiriyorsanız sorun var diyor. Doğru evet, mu hocam? Doğru. İnsanoğlu önce aptallaşacak sonra yok olacak diyor. Zaten Türk insanının nasıl bir e, görünmez bir el tarafından soykırıma uğradığını anlattı. Evet. Bunlardan uzak durursanız yavaş yaşlanırsınız diyor. Neler onlar hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Biz yaşlanacağız ve öleceğiz. Tamam. Ama iki türlü yaşlanma vardır. İlaca bağımlı uzatılmış eziyetli bir ömür ya da benim dedem gibi Huzur tarlaya isim. gidip, yaşayıp, edip 90 küsur yaşında bir gün yatıp ölmek. Şimdi e, hayvanlara bakın. Hayvanlar yaşlanana kadar hastalanmazlar. Şey hemen kedi köpek severler çıkmasınlar. Benim eşim de öyle. E, kedileri, köpekleri kendimize benzettik. Hazır mamalarla gidin veterinere Hazır mama dışında vermeyin ya. Köpek mi hocam? Mama lobisi var siz ne Biz diyorsunuz? Söylediniz? Mama lobisi var yani. Yani ya köpek bu. Ya yani, bu köpeğin kültüründe kemik var. Bu köpeğin kültüründe e, et var, olmaz parazit yapar. Olmaz kemik, varsağını parçalar. Ya aslanların, kaplanların hangisinin bağırsak parçalanmış Allah aşkına. Şimdi o yüzden de hayvanları geçiyorum kendi büyüttüklerimize... Doğada bakın e, yıllar önce bir çalışma yapmıştım. Tarihsel bir çalışma. Ölüm nedenlerini araştırdım. Ya tepeden düşmüş. Ya çocuğu doğuramamış. Çocuk ters gelmiş. Ya kafasına mızrak yemiş. Hipertansiyonu yok. E, şeker hastalığı yok. Alzheimer yok. yok. Yok oğlu yok ya. Bir tek mikrobik hastalıklar. Onun dışında neredeyse ölüm nedeni yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yapacağınız çok basit. Hayatınızdan fruktozu çıkarın. Çıkarın. Tamam. Bir, fruktozdan kastım şunu unutmayın. Ee, çok önemli bir ayrıntıdır. Ee, meyvede lifiyle yediğiniz fruktozun emilimi kısıtlıdır. Ama bugün X firmasının çıkardığı yeni bir ekşi limonlu bir içeceğin içerisinde neredeyse 90-100 tane ...kesme şekeri denk gelecek kadar... ...litresinde şeker var. Ve bugün bütün kreşlerde... ...çocuklara kekle... Meyve. ...hazır kekle... ...meyve suyu veriyorlar. Tekrar sorgulayın bunu. Tekrar. Çok önemli bir şey daha söyleyeyim size. Fruktoz... ...mısır şurubu... ...ile alındığında serbest. Sofra şekerinde... ...bağlıdır iki molekül. Ama... Mısır şurubunda glikoz ayrım şey ayrı. Demiştim ya yüzde beşe yüzde doksan makul. Fruktoz şey mısır şurubundaki oran yüzde kırk glikoz yüzde altmış fruktozdur. Yani insan vücudunun doğasının buna karşı gelmesi mümkün. Sadece vücudur. fruktoz çıksa bile sadece o normale bile. dönüyor musun? Şimdi bakın tabii ki şu trafik, egzoz, Hava kirliliği. Elbette. Ama stres yediklerimiz içerisinde işte ama şunu unlu söyleyeyim. nişastalı ürünler, evet. un un değil, buğday buğday değil. Bakın hep söylüyorum. Amerikan gıda dairesi diyetinizin yüzde yirmi karbonhidratlardan Hı. oluşması evet. gerektiğini söylüyor. Diyetisyenler de bunun üstünden gidiyorlar. Evet. Vücudunuzun karbonhidrata ihtiyacı yok. Buyurun. Bu kadar. Aksimi iddia etsinler hadi kıyamet koparıyorlar yoktur kardeşim. Vücudunuzun karbonhidrata ihtiyacı olsaydı doğada bir tane yırtıcı hayvan etçil hayvan kalmazdı. Diyeceksiniz ki onlar aslan kaplan biz insanız biz farklıyız. Hiç farklı falan değiliz. Hücre aynı hücre işletim sistemi aynı Üç beş enzim değişiyor. Geldiğimiz nokta aynı. O yüzden de hayatınızdan fruktozu çıkarın keçi gibi beslen. Git keçi ne yiyorsa onu ye diyor bu otlardan. Evet, otlardan mı? buydu galiba. Şeyi de hocam söyleyelim hemen kısacık. Yediklerinizi 200 derecenin üzerinde pişirirseniz şey ne oluyor? O şu. Trans yağlar ortaya çıkıyor ha, ve evet. gıdanın yapısı bozuluyor, moleküler yapısı bozuluyor. Yani ne kadar çiğe yakın yerseniz o kadar sağlıklı. Şimdi tabii şu var, tarihsel gelişiminde insan e, insanoğlu eğer çiğ et yemeye kalksaydı günde 18 saat çenesini çalıştırması gerekiyordu. Belki de hayatta kalmamızı o buzul çağlarından falan çıkmamızı sağlayan ateşi kullanmamız. Çömlek icat etmemiz ve onların içinde haşlayarak bazı gıdaları tüketmemiz tamam. Ama şunu söyleyeyim size e, basit bir örnek vereyim. Bir de çiğciler var. Tamam. O da doğru değil. Hı hı. Siz örnek vereyim size işte ıspanağı çiğ yemeye, salatada da yemeğe kalkarsanız onun içinde bir sürü bitkisel toksin var. Ispanağı haşlayın. Hatta içine biraz süt koyun. Bu içindeki şeyleri alsın. Sütü kullanacaksanız orada. Ha böyle kullanabilirsin ha. bak sütü diyor. O zaman ıspanak yersin. Ha niye yiyorsun o ayrı mesele de. Hani sevmiyorsan bir gereği yok. Ama e, lahana, brokoli, e, diğer ya kuzu kulağı. C vitamini deposudur. Biz dağda yabani bulur yerdik çocukken kuzu yayarken ve ekşi ekşi böyle ağzımızı gözümüzü buruştururduk. Bakın ben hiç vitamin kullanmadım hayatımda. Takviye hiçbir şey? Hiçbir şey. Almadım Hoca domuz biraz karşı gibi. Zaten. Biraz değil bir Hayır, aile söylüyorum, karşı. Söylüyorum domuz gibi. 57 yaşındayım. Şu anda benimle halı sahada top oynayanlar. Hocam ne alıyorsun diyorlar. Kafa <laughs> o kadar şey ki. <laughs> Mutlaka hoca bir şeyler içiyor. <laughs> o yüzden böyle koşturuyor diyorlar. Hiçbir takviye almıyorsunuz. Hiçbir şey almıyor. Alanlara fayda ediyor mu? Hiçbir yararı yok. Hocam gerçekten Hiçbir mi? Hiçbir yararı yok. İhtiş Bakın, duyuyoruz ama o eksiklikleri. Tamamen placebo etkisi. Plasebo etkisini şöyle net olarak söyleyeyim size. Aslında ilaç sektörünün sığındığı noktadır plasebo, plasebo. etkisi. Çünkü yüzde yirmi Yani dört tane farklı şeker modunda İlacı ben size ağrı kesici diye yutturayım. Ee, bir taneniz bana çok iyi geldi diyecektir. Yuttuğunuz şeker. Yani dört kişiden biri tamam benim ağrı kesicim bu. Ben artık bunu içeceğim diyecektir. Plasebo etkisi bu kadar güçlü. Bu insanların yani ilaç sektörünün sığındığı nokta biri plasebo etkisidir, biri de istatistik. Bu ikisini bir araya getirdiler mi? E, yönlendiremeyecekleri bilgi yok. Son bir notum var. Hocam şöyle yapalım. Bir ikinci bölümümüz olsun. Sığdıramayacağız. Çünkü hani örneklendirecek ya nasıl kilo verip nasıl hayatımızı ee, düzene sokarız. Evet, Bunu ikinci bölüme konuşalım. saklayalım. Egzersiz çok... de vereceğim. Unutmadım. Ta i̇şte o egzersiz de yapacağız ikinci bölümde. Hocanın seminerlerinde anlattıklarının bir bölümünü ikinci bölümde bulacaksınız. Bunu çok açmayacağım. Sadece geçen bölümü izlemediyseniz Hoca ağır spora da karşı. Günde sadece size 20 dakika yürüyüş yeter, yeter diyor. Burada yeter, bir yanlışım yok. yok. Şimdi şöyle söyleyeyim size. E... Geçen program sonrası ayaklanmayan kesim kalmamıştı. Burada da spor hocaları ayaklandı. Evet ayaklandılar. Selim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. E, şu anda benim omzum zaman bulursam gidip bir MR çektireceğim. Omzumdaki lifleri yırttım muhtemelen halı sahada. Çünkü bir top çarptı, elim <laughs> geri gitti falan filan. Arkadaşlar spor sağlığa zararlıdır. Kusura bakmayın, ne yapayım? Siz hele de profesyonel spor yapıyorsa, geçmişinde profesyonel spor hikayesi olan birine sorun, mutlaka bir sakatlığı vardır. Şimdi burada kastım şu: sporla kilo veremez. Çünkü bir kilo bir kilogram vermek için 75 kilometre koşmanız gerek. Mümkün değil. Mümkün değil ve kardiyo denen saçmalık, saçmalık diyorum. Aslında cinayete teşebbüstür. Şimdi kitapta uzun uzun anlattım. Temel hayvan var. Yatıyor. Sizin evinizde de kediler yatıyor. Kalp krizi geçiren kedi vakası yok. Yok. E ne oldu? Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Biraz düz mantık kuralım öyle. İlla bilimsel bilimsel girmeye gerek yok. Ha diyeceksiniz demagoji yapıyorsun. Ya arkadaş hesap ortadadır. Vücudunuzu zorlarsanız vücut savunmaya geçer. Yani enerji yakmak yerine kıtlık psikolojisinde çok enerji lazım der metabolizmayı yavaşlatır. Ben iddia ediyorum. Birkaç kişi çıkacaktır, evet ben gittim fit oldum falan. Ya fitnik tamam, ben de sporu seviyorum işte, alı sahada <gülüyor> top <gülüyor> oynuyorum. Ama e, ya 10 bin adım diye bir saçmalık. Evet, şimdi vazgeçtiler ondan biliyorsunuz. Şimdi biliyorsun. pazarlıkla 4500'e düştüler. Ya 10 bin adım aslında 64 Tokyo Olimpiyatları'nda evet, evet. çıkan bir espridir. E, aynen ya, aynen espridir. hocam. hiçbir bilimsel yanı yoktur. Size tavsiyem şu. Sporla sağlıklı olacağınızı düşünmeyin ama sporla yapılan çalışmalar var. Özellikle de kaslarda esrarın ana maddesi kanabinoid denen kimyasalın üretildiği gösterilmiş. Yani spor mutluluk veriyor. Bunu daha güzelleştirin. Dünyanın en güzel şehrindesiniz. Yürüyün. Bugün çocuklarınız dışarı çıkamıyor. Yürüyün, yürüyün ya yürüyün. Deniz kenarında. İyi alırsınız Of oh, süper. Keyifle, super. sohbetle. Bunu yapın Hocam tamamlamak zorundayım. Epey bir açtık süreyi. Ne diye başlamıştık yayına, bağımsızlığımızı teslim etmedik ama boğazımızı teslim ettik dedi Doktor Ahmet Çiçek. Ee, şurada bir ilginç bölüm var. Onunla tamamlamak istiyorum. Okurken de beni biraz üzdü. Tarım politikalarının gerek ülkemizde ve gerek dünyada geldiği noktada besin kavramının kimyasal işlemden geçmiş endüstriyel bir ürüne dönüşmesi bizi öldürürken geleceğimiz olan çocuklarımızı da mahvedecek. Bütün kitap boyunca sizi uyarmaya çalışırken o kadar gerildim ki zaman zaman yazmaya birkaç gün ara vermek zorunda kaldım diyor Doktor Ahmet Çiçek. Şimdilik ilk bölüm için kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bir ikinci bölümümüz olacak. Lütfen bizimle kalın. Hocanın seminerlerinde anlattıklarının bir bölümünü ikinci bölümde bulacaksınız.